Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında Tümevarım 3 testlerinden test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Halı tasarımcısı Hakan Bey'in yeni tasarladığı halının son taslağı aşağıdaki şekilde verilmiştir. Halı üzerinde turkaz desen turkaz renkli 3 desen bulunmaktadır. Verilen uzunluklara göre desenlerden birinin çevre uzunluğu kaç metredir diye soruluyor. Yani Şunun çevre uzunluğu nedir diye soruluyor. Bu da simetri ekseniymiş arkadaşlar. Simetri ekseni ise burası kaç derece olacak? 60 derece 60 derece diye bölecektim mi arkadaşlar? Aynı şey olduğu için. Peki. Şimdi gençler burada işlemlerimizi yapmak için açısal bölgeleri kullanacağız. Hocam hadi bakalım. Biz sadece üst tarafa yoğunlaşalım arkadaşlar. Tamam üst tarafa yoğunlaşalım. Ne yapacağız? 20 köküç var 35 köküç var. Hocam bu dikin devamını şöyle bir getirsek. Yapacak bir şey yok şu dikin devamını şöyle bir getirsek. Bu dikin devamını şöyle bir getirdiğimiz zaman hocam burası 60 sa, burası 90 sa, burası ne oldu? 30 derece oldu. Hatta burası da 30 derece oldu mu? Oldu. Sonra bu dikin devamını da getirsek mi arkadaşlar? Getirelim. Bu dikin devamını da getirelim. Aynı zamanda o zaman burası da ne oldu arkadaşlar? Dikin devamını getirdiğim zaman burası da 90 derece oldu mu? Oldu. Şurayı da 2.1 metre olarak vermişler. Ha 2.1 metreyi kullanacağım. 2.1 metre 210 santimetre değil midir arkadaşlar? Evet. 3 parçaya bölmüş. o zaman burası her bir parça 70 70 70 olmayacak mı? Evet. 70 70 70 olacak. Yani şuradaki uzunluk 70 diye aklımızda bulunsun arkadaşlar. Şimdi şurası da kök 3 metre olarak verilmiş. Arkadaşlar kök 3 metre de aslında kök 3 100 kök 3 santimetre değil midir? Yüzde çarpılmışı değil midir arkadaşlar? Evet o zaman burası da ne olacak arkadaşlar? 100 kök 3 burası 50 kök 3. Burası da 50 kök 3 santimetre değil midir? Evet e burası 50 köküç ise 50 köküç olduğundan buraya kaç kaldı arkadaşlar? 30 köküç kaldı. E 60'ın karşısı 30 köküç ise 30'un karşısı kaç yapacaktır arkadaşlar? 30 yapacaktır. Şurayı 30 bulduk gençler. Tamam şurayı sileyim. Şurayı ne bulduk arkadaşım? 30. Hatta şurayı ne bulduk arkadaşlar? 30'un karşısı 30. 30'un karşısı 30 sa 90'ın karşısı, karşısı da kaçtır? 60'tır. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Ee, sonra şurada 60'ı da vermiş bize. Buradaki 60'ı nasıl kullanacağım? Onu düşünmeliyim aslında. Hocam şuradaki uzunluk da çıktı mı meydana? Çıktı. Kaç burası da? 35 ise ben buradaki uzunluğu da kaç bulurum? 15 köküç olarak bulur muyum? Bulurum. Sonra şurada e, şuradaki açı da 2 eş parçaya bölecek. E, burası kaç oldu o zaman? 30-30 olacak. E, burası 60 oldu. 60'ı karşı 15 köküçü 30'un karşı kaç yaptı? 15 yaptı. E zaten bunun tamamı 70'ti. 30, 15 daha kaç? 30, 15 daha 45. O zaman buraya kaç kaldı? 25 kaldı arkadaşlar. Bize ne soruluyor arkadaşlar? Verilen uzunluklarda desenlerden birinin çevre uzunluğu soruluyor. Tamam. E burayı biz ne bulduk arkadaşlar? 25 bulduk. Çevre uzunluğu. Yani şurası kaldı ve şurası kaldı. Şimdi gençler şu uzunlukla şu uzunluğun toplamını bulalım mı? Hadi bulalım bakalım. Nasıl bulacağız burada? Şuradan bir dik çizsem, şuradan bir dik çizsem. Bir şeyler gelecek mi? Gelecek aslında da. Ya şekil küçük olduğu için aslında biraz tıkandım kaldım burada. Şuradaki 25'i de kullanmam lazım benim. Hocam şuradan bir dik çizsem. Şurası 30 köküç olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 30 köküç olduğunu biliyoruz buranın. Şu 30'u kullanmak için buradan dik çizdim. Buradan dik çizdim. Sonra bunun tamamı 25 değil mi? Çevre uzunluğu isteniyor. Şuraya A dersem 30'un karşısı A ise burası nedir? 2A'dır. Hocam burası 25 olduğundan buraya 25 eksi a kaldı. 30'u karşı 25 eksi a ise 90'ın karşısı da 50 eksi 2 a değil midir arkadaşlar? Evet. Olay bitti o zaman. Arkadaşlar desenlerden birinin çevre uzunluğu. 60 var mı? Var. 60 artı 50 eksi 2 a var. 50 eksi 2 a artı. Hocam 2 a var. 2 a artı. Hocam şurası da 30 değil mi? Yok. Şurayı kaç bulmuştuk arkadaşlar? Şurası 30. 30'un karşısı 15 ise 90'ın karşısını kaç bulmuştuk arkadaşlar? 30 bulmuştuk. Şurada da bir 30 var mı? Var. E aynı şey alt tarafta da var mı? Var. Çarpı 2 dersek çevresini bulur muyuz? Buluruz. 2 A'lar gitti mi? Gitti. 80, 50 pardon 60, 50 daha 110. E, 30 daha 140. O zaman cevap 280 mi yaptı? 280 santimetre. Cm. 280 santimetrede kaç metredir arkadaşlar? 2.8 metredir. Yani cevap Edremit oldu. Fatih bir kenar uzunluğu 4 birim olan. Evet bir kenar uzunluğu 4 birimmiş arkadaşlar. Kare biçimindeki bir kartonu şekilde gösterilen yerlerden keserek her biri ikiz kenar dik üçgen olan 6 parçaya ayırıyor. Dikkat ikizkenar kenar dik üçgen. Hocam burası 90 derece ise ikiz kenar dik üçgen yani burası 45-45. E hocam burası 90 derece olamaz. Yani burası 90 derece ikiz kenar dik üçgen olduğundan burası da 45-45. 90 sa e, kenar dik üçgen 45-45. Hatta burası da 45 burası da 45 burası da 90. X kenar dik üçgenler olduğundan dolayı buradaki açıları da şöyle bir yazalım arkadaşlar. E bu açıları yazınca dikkat edin. X kenar dik üçgen. Ben buraya bir AA dersem. AA ise burası A kökü. Hocam burası da o zaman X kenar dik üçgenler a X kenar dik üçgenden AA. Bakın dikkat edin. 2A 4 eşit oldu. 2A 4 eşitse A'yı buradan kaç buluruz? 2 buluruz. E A2 ise tamam. Olay bitti gibi. Hatta burası 2 kök yaptı. X kenar dik üçgen olduğundan burası da 2 kökü oldu. Küçük üçgenlerin dik kenarları 2 oldu. E, büyük ikizkenar üçgenlerin dik kenarları da 2 kök oldu arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani burası 2 kök 2, 2 kök 2 oldu arkadaşlar. E, küçük dik üçgenlerin dik kenarları da 2'şer birim olduğu için 2 2 ise burası 2 kök 2. Burası da 2 2 ise burası da 2 kök 2 oldu mu oldu. E, burası da 2 kök 2, burası da 2 kök 2. Bizden oluşan dik dörtgenin çevresi soruluyor arkadaşlar. Bir kenar 2 kök 2, diğer kenar 4 kök 2. Toplam 6 kök yaptı burası. E, burası da 6 kök 2. Toplamda da kaç yapıyor o zaman? 12 kök 2 yapıyor topladığımız zaman. Yani cevap böylelikle. Cehan oldu. Yukarıdaki verilere göre AE eksi e farkı en çok kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar tabi burada E noktası D doğrusunun üstündeymiş. D doğrusunun üstünde herhangi bir yerde. Burada da olabilir. Burada da olabilir. Burada da olabilir. Mesela şuradayken e, acaba o buradayken mi farkları en büyük değer alıyor? Bakacağız şimdi. Farz edelim şurada olsun. E o zaman ben buna bir A, buna bir B diyecek olursam. Yani benden A eksi B'nin mutlak değeri isteniyor. Mutlak değer A eksi B dediğimiz nedir? Eğer burası üçgen olmuş olsaydı arkadaşlar. Şurası üçgen olmuş olsaydı. E, üçgen esili uygulayıp değeri bulabilirdik. Hatta şuraya bir X diyelim. Üçgen esilini uygulayalım. Üçgen esilinden ne geliyor arkadaşlar? X ne ile ne arasında? A artı B ile A eksi B arasında mı? Evet. Hatta mutlak değer içerisinde A eksi B. A hocam, bizden zaten mutlak değer içerisinde a b isteniyor. Mutlak değer içerisindeki a b değeri x'ten nedir? Küçüktür. X'ten mutlaka mutlaka küçük olmak zorunda diyebiliriz. E noktası da d doğrusunun üstünde. Bak dikkat edin. BD arasında olmak zorunda değil. Bu dışarıda da olabilir. Peki hocam, o zaman x'ten küçükse x değerini biz bulabilir miyiz? Buluruz arkadaşım. Nasıl buluruz? Şöyle şurada e, bir kopyala yapıştır yapacak olursak. Şunun üzerinde bulalım isterseniz. Arkadaşlar bizler şu değeri arıyoruz. Ve bize bir de BD uzunluğunu da 24 olarak vermişler. E hocam ne güzel işte. Bak 9 var 16 var 24 var. E şurada bir dikdörtgen oluşturacak olursak eğer dikdörtgen oluşturduğumuzda 90 derece 9 ise burası 9 buraya 7 kaldı. 24 ise 24. Pisagor bağıntısından 7 24 25 yani x değerini 25 bulduk. O zaman mutlak değer içerisindeki ax b de şu 25 olduğundan dolayı 25'ten daha küçüktür. Cevap 24'tür diyebilir miyiz? Hayır. Dikkatli olmanız gereken bir şey var. Şuradaki ifade arkadaşlar. Dikkat. E nerede? D doğrusunun üstünde. E D doğrusunun üstünde ya. E noktası herhangi bir yerde olabilir. Yani bizim D doğrusu arkadaşlar bakın şöyle uzanıyor değil mi? Eğer ben bu E noktasını bu tür durumlarda doğrusallık durumunda inceleyin arkadaşlar. Eğer şöyle bir şey olursa yani ben şu, şu şekilde olduğunda bu şekilde olduğunda üçgen olduğunda x'in a eksi b ile a artı b arasında olduğunu biliyorum. O yüzden x'ten küçük olduğunu tahmin edebiliyorum. Peki ya doğrusallık olursa ne olur? Hocam doğrusallık olursa yani sen bu noktayı şöyle şurada seçecek olursan bakın şurada seçecek olursanız o zaman ne oluyor arkadaşlar? Dikkat edin sonuçta a e eksi c e isteniyor değil mi arkadaşlar? Bakın a e uzunluğu burası oluyor c e uzunluğu burası oluyor. Sen A, E'den C, e çıkartırsan. Çünkü E eleman D'ye doğrusu diyor ya. Şu ikisinin arasında olmuş olsaydı E noktası. Bu yaptığımız diğer kesinlikle ama kesinlikle doğru olacaktı. Ama D doğrusunun üstünde olduğu için E noktasını ben şurada da alırım. Burada da alırım. Ta burada da alırım. Doğrusal olduğu durumu da düşünebilirim. Doğrusal olduğu durumda A, E'den C, e çıkarttığım zaman neresi yapıyor? Burası yapıyor. He, demek ki buna eşit olma durumu da var arkadaşlar. Üçgen olduğunda kesinlikle ama kesinlikle mutlak değer içerisinde a eksi b x'ten küçük ama doğrusal olduğunda a e eksi e noktasını burada alırsam a e eksi c e x değerine eşit olduğu durumda olabiliyor arkadaşlar. O yüzden ben x'i kaç bulmuştum? 25 bulmuştum. O zaman bunun en büyük değeri kaç olur arkadaşlar? 25 olur diyebiliriz. Hocam zor bir soru. Evet zor bir soru. Ama bu tür soruyu da bilmeniz lazım. Yani ben, ben de konu anlatımında mesela böyle bir soruyu analitik geometri yazmışlığım var. Eskiden ÖSYM sordu mu? Sordu. E, yeniden sorabilir mi? Belli olmaz arkadaşlar. Her şeyi hazırlıklı olmak için bu tür sorulara da çözümlerini de bilmemiz lazım. Ya e, en azından böyle bu sorunun mantığında bir soru gelebilir. Hani böyle bir şey olduğunda e, bilmek lazım. Güzel yorumlar yaptık burada. O yorumları da belki ilerleyen zamanlarda bu tür sorularda uygulayabilirsiniz. Amaç burada size işi öğretmek her türlü şeyi öğretmek olduğundan dolayı bu tür sorulara da ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle Denizli çıktı arkadaşlar. Çevresi 24 kök 3 cm olan düzgün altıgenin içerisine iki düzgün altıgen şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre altıgen ise arkadaşlar dış açısı nedir? 360 bölü alttan 60 iç açısı da 120 derece yapıyor. 120 ise ikizkenar olduğundan dolayı e bunlar 30-30 yaptım arkadaşlar? Yaptı. Hatta burası kaç derece oldu? 90. Hatta burası da 90 derece oldu mu? Oldu. Hocam burası da 90 derece. Çünkü niye? 120-30-30 olduğundan dolayı. Hocam bu da bir düzgün altı gelmiş. E O zaman burası da 120. Burası da 120. Burası da 120 olduğundan. Ve şunlar da birbirine eşit olduğundan dolayı e burası da 60 ise burası da 60 ise bunlar aynı üçgenler. Çünkü burada arkadaşlar 90'ın karşı çift çizgi. Burada da 90 karşı çift çizgi. Açılarımız da 30'lar derece olduğundan dolayı eş üçgen. Ya da 90'ın karşısı 2A 30'un karşısı A. 90'ın karşısı 2A karşı 30'un karşısı A. Aynı üçgen olduğunda zaten 30-60-90'lardan değerli bir yazdığınızda da görebilirsiniz. Neyse. Çevresi 24 kökü vermiş bana. 24 kökü 6'ya böldüğümüzde e, bir kenar 4 kökü mü oldu? Evet. Bir kenar 4 kökü. E, bunlar da aynı üçgen olduğu için bunlar da 2 kökü 2 kökü oldu mu? Oldu. 60'ı karşısı 2 kökü ise 30'un karşısı burası 2'dir. E o zaman buraya kaç kaldı? 4 birim kaldı. E o zaman burası da 4 mü? Aynen öyle. Hocam burası 4 kök 3 burası 4 kök 3. Toplamda şu uzunluk ne olacaktır? 4 kök kök 3 katı. 4 kök köküç katı 12 mi? Evet. E o zaman burası 12 olacağından dolayı e, ne kaldı arkadaşlar buraya? 6'sı buradaysa 6'sı da burada olacak. Peki benden şu isteniyor galiba değil mi? Küçük düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu isteniyor. Hmm. Hocam bak şimdi dikkat ne yapabiliriz burada? Buradaki en uzun köşegen bu değil midir? En uzun köşegen bir kenarın iki katı değil miydi arkadaşlar? Evet. ise burası kaç yaptı? Sekiz. Aa hocam şunu da çizersem bu da en uzun köşegen. e bir kenarın iki katıdır. Hatta bunun tamamını ben on iki buldum. On e, iki ise sekizi buradaysa burası da dört oldu. O zaman bu en uzun köşegen bir kenarın iki katı olduğundan dolayı e, burası 4 ise bir kenarı kaç yaptı? İki. Düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu isteniyor bizden. O zaman cevabımız da ne yaptı? İki. Yani cevap Ceyhan. ABC bir dev bir eşkenar dörtgen yani bütün kenarlar kaçar birim arkadaşlar 13'er birim olduğunu biliyoruz. Sonra 6 verilmiş, 13 verilmiş, 9 verilmiş. CFX nedir diye soruluyor. Hocam açıortaylar dik ve orta taban üzerinde kesir. Burada bir işimize yarıyor mu? Maalesef yaramıyor. Farklı bir şey düşüneceğiz demek ki burada. Ne yapacağız? Şimdi bizden x isteniyor. Tamam x'e bir yoğunlaşırız. Verilen bilgiye öncelikle yoğunlaşalım. Hocam Açı ortay kola dik çizmiş. E, diğer kola da biz bir dik çizsek kollara çizilen dikmeler birbirine eşit değil midir? Evet. Hocam burada da açı ortay kola dik çizmiş. Diğer kola da ben bir dik çizsem bu da süper olmaz mı? Olur. Bakın hatta açı ortaylar dik ve orta taban üzerinde kesişenin ikinci ispatı da bu şekilde yapmıştık. Bazen işimize yarıyor demiştik. Bak burada işimize yarıyor. Hocam kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. 6 ise 6. E hocam burada da kollar çizilen dikmeler birbirine eşit. Burası 6 ise burası da 6. Şimdi sen burada x'i bulmak istiyorsun. x'i bulmak için ne yapman lazım? 90 derecelerde varsa hocam dik üçgene karşılık getirmek lazım. E şuradan bir 90 derece dik çizecek olursak. Eşkenar dörtgenliği de kullanalım mı? Kullanalım. Hocam eşkenar dörtgende bakın şu bir yükseklik. E bu da bir yükseklik. Hatta şurada bir dik dörtgen oluştu. 12 ise burası da 12 mi? 12. E hocam 12, 13. 5, 12, 13. Bu bir eşkenar dörtkendi. Burası 13 ise burası da 13'tür. E o zaman buraya kaç kaldı? 4. Bak burası kaç oldu? 9. 9, 12 ne üçgeni? 15 üçgeninden cevabımız böylelikle 15 çıkar. Yani cevap denizli oldu. Halil 8 çap 4 köküç birim olan şekil 1'deki her iki yüzü yeşil boyalı kartondan en büyük alanlı düzgün altıgeni. Evet buradan en büyük alanlı düzgün altıgeni yapalım. E, buradaki en uzun kenar hangisi? 8 mi daha büyük? 4 köküç mü daha büyük? Ee, hocam bunun karesi 64 bunun karesi 48 bu daha büyük o zaman bir kenarı böyle düzgün altıgenin şöyle de yapabilirsiniz de bir kenarını düzgün altıgenin kenarı üzerinde seçsek daha güzel değil mi? Evet o zaman düzgün altıgenin kenarı üzerinde şöyle seçebiliriz arkadaşlar. O zaman diğeri şöyle şöyle en büyük olacak şekilde o zaman düzgün altıgenimiz nasıl olacak arkadaşlar? Şöyle olmak zorunda. E peki hocam burası 120 derece ise burası 60. E hocam burası 120 ise e burası da 60. E tamam Burası da 30 oldu. E bir kenarına ben şöyle 90'ın karşısı 30'u karşısı A dersem 90'ın karşısı 2 A'dır. 60'ı karşısı A köküştür. Hocam aynı şekilde bak burası da 2 A. 90'ın karşısı 2 A ise burası da 30. E, burası A oldu. 60'ı karşısı da A kökü yaptı. Toplamda şuraya bakacak olursak. 2 tane kök A eşittir 4 kök ise A'yı buradan kaç buluruz? 2 buluruz. A 2 ise şurası 4 mi yaptı? Evet. Bu düzgün altıgenin bir kenarını 4 bulduk arkadaşlar. Sonra diğerine bakalım kartondan en büyük alanı düzgün altıgen ve 8x8 8 birim olan şekil 2'deki her iki yüzü sarı boyalı olan kartondan da en büyük alanlı daire. Buradan da en büyük alanlı daire de şu şekilde olmaz mı arkadaşlar? Evet. E burada merkezde çektik. Merkezde çektik yapacak olursak bu da yarı çarp, bu da yarıçap hatta yarıçap kaç oldu? Tamam 8 olduğundan 2R 8 olduğundan R'yi de buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Şimdi diyor ki bize buna göre ne yapıyormuşuz? En büyük daire kesiyor. Bu şekilleri merkezleri çakışacak şekilde perçinliyor. Buna göre son durumda e, görünen sarı boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar, bu altıgenin merkeziyle bunun merkezini şey yapıyormuşuz, perçinliyoruz, üst üste koyuyoruz. Üst üste koyduğumuzda diyor e, görünen sarı boyalı bölge nedir diye soruluyor. Arkadaşlar, bizim sarı boyalı bölge neresi oldu artık? Burası oldu. Şimdi buradaki sarı boyalı bölgeyi bulmaya çalışacağız. E düzgün altıgenimizin de bir kenarı 4 değil mi? Evet hocam. Düzgün altıgenimizin bir kenarı 4. Hocam şöyle 4. Şöyle 4. Hatta şöyle olmaz mı arkadaşlar? Yarı çapı kaç bunun? Yarı çapı 4 birim. Yarı çapı 4 birimlik şey yapacağız. Altıgenin içerisine mi koysak? Altıgenin içerisine koysak sanki daha sağlıklı olacak. Şöyle altıgeni düşündüğümüzde alttan eşkenar üçgenden oluşmuyor muydu bu? Evet. Şunlar da 4 4 değil mi? Aa tamam yarı çapı 4 olan daire tam da buradaki köşelerden mi geçmek zorunda arkadaşlar? Aynen böyle. O zaman bizden istenilen sarı bölge şuradaki bölgelerin alanı yapmıyor mu? Çünkü bu yeşil bölge olmuş oldu. Çünkü ben sarı bölgenin üstüne şu altıgeni koymuş oldum arkadaşlar. Ee, sarı bölgeyle şu e, dairedeki bölge sarı bölgeydi sadece. O zaman sarı bölge, görünen sarı bölge burası oldu. O zaman ben ne yapacağım? Dairenin alanından altıgenin alanını çıkartarak buradaki yeni oluşan sarı bölgenin alanını bulabilirim. Dairenin alanı pi r kare eksi e, altıgenin altıgenin alanında 6 altı tane eşkenar üçgen yok mu? Evet. 6 tane a kare kök 3 bölü 4'tür. O da 16 pi eksi kaç yapar? Şu dörtlerden birer tanesi gidince 24 kök 3 diye buluruz cevabı. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Şekilde A ve B merkezli dıştan teğet çemberlere C, e, e ve D noktalarında teğettir. Evet, C, E, E ve D noktalarında teğetmiş. Arkadaşlar ne yapacağız? Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. E bunun yarıçapı 2. E bunun yarıçapı 4. E hocam bunlar birbirine paralel. Ort taban çıktı mı? Çıktı. E o zaman burası x'e, burası da x diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü bunlar paralel ya. Ort taban çıktı. E bunlar x'e x. Hatta burası 6 ise burası da 6 mıdır? Evet. E artık çıktı. Pisagor bağıntısı. Yani 6'nın karesi eşittir 2'nin karesi artı x'in karesi olduğundan 36'dan 4 çıktı 32 eşittir x kare x de buradan kök 32 bu nedir 16 çarpı 2 olduğundan 16 da dışarıya 4 diye çıkacağından cevabımız da 4 kök 2 olur arkadaşlar yani cevap balık esir. Aşağıda verilen el arabasında CB ile AE birbirine dik verilmiş arkadaşlar şununla şu birbirine dik verilmiş verilen bilgilere bakalım BCD DCF 30 evet BCD arkadaşlar şurada kaç 30 derece. Sonra DCF de 30. DCF burası da 30. Sonra ne oluyor arkadaşlar? 30 90 ise burası 60 oldu. Burası 120 derece oldu. Devam edelim. Ali Bey uzunluğunu 30 vermiş. Şu uzunluk 30 verilmiş. DE uzunluğunu da 60 vermiş. DE neredesin DE? Evet burasını da 60 vermiş arkadaşlar. Ee, bir de araba lastiğinin çapı 40 cm. Yarı çapı 20 cm. Merkez varsa teğet varsa çektik. Yarı çap 20. E hocam şurada şöyle bir dik üçgen oluştursak. Bak 60 parçalamış oluyor. Olmaz. Dörtgende bütün açılar böyle özel bir açıysa ne yapıyorduk? Üçgene tamamlıyorduk. Hop devamını şöyle üçgene tamamlasak. E hocam 90 60 ise burası kaç oldu? 30 derece oldu. E, 30 90 60 üçgeni burada çıktı mı? Çıktı. 30'un karşı 20 ise 90'ın karşı kaç oldu arkadaşlar? 40. Aa, 30 A 30'a 30. Ne çıktı arkadaşlar burada? 1 ikizkenar kenar üçgen çıktı. Bak 30'a 30 olduğundan dolayı. E hocam burası 100 ise bakın burası 100 ise Burası da 100 olacak o zaman. 90'ın karşısı 100 ise 30'un karşısı da kaç yapar o zaman? 50 yapar. Bizden ne isteniyor? A noktasının yer düzlemine olan uzaklığı. Hop şuradaki uzunluk isteniyor. Hocam 90, 30 burası da 60 oldu. Büyük üçgene bak şimdi. Büyük düşün. 90'ın karşısı kaç? Şöyle bakacak olursak. Burası 100, 50, bir de 30 var. 180 yaptı. E 90 üçgeni büyük üçgende. 90'ın karşısı 180 ise 30'un karşısı kaçtır? 90'dır. Yani cevap böyleliklerine çıkar arkadaşlar? Balıkesir çıkar. ABC'de bir paralel kenar BD köşegen. Şu köşegen. Bir de şunlar da paralel verilmiş arkadaşlar. Bu paralelleri kullanacağız. Bak köşegen verilmiş ve orta nokta verilmiş. A. Paralel kenarda köşegen çizilmiş. Diğer köşegeni de biz çizelim mi? Çünkü niye? Köşegenler birbirini ortalıyordu. Tam olarak L noktasından geçmek zorunda. A bunu çizince çok güzel şöyle bir üçgen de oluşmuş oldu. 14'ü de kullanırız artık. Hocam bak köşegenler birbirini ortalıyordu. Şunlar birbirine eşit. Hocam bunlar da birbirine paralel verilmiş. O zaman şuradaki üçgende ne çıktı arkadaşlar? Hem eşitlik var hem de paralellik var. Artık bunu öğrendiniz. Yıllardır çözüyoruz bunu. Ne var burada? Hem eşit hem de paralelse orta taban hocam. 14 ise burası kaç yapar? 7. X artı 4 eşittir 7 ise X'i buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Cevabımız böylelikle akçay oldu. Şekilde ABC üçgenin çevrel çemberi verilmiştir. Hocam şu açı kullanacağız kullanacağız. Şu üçgende bir açıortaylık var mı arkadaşlar? Var. Nedir bu? Hani kollarda oran yok da sol taraftaki oran sağ tarafta da olur diyor muyduk arkadaşlar? Evet. Yukarıdan aşağıya ikiye bir oran var böyle. Burada da ikiye bir oran olacak. Yani burası 2K iken burası K mı olacak arkadaşlar? Evet. E bunları da eşit vermiş. 2K iken burası da 2K. Hmm. X'i soruluyor bize. Ne yapacağız? Valla arkadaşlar çemberde dediğim şey bir Uzunluk soruluyorsa dik üçgenden yapmaya çalış. 90. Anahtar kelimeler var mı burada? Yok. Dik üçgenden çıkmazsa kuvvetten yap. Kuvvetten çıkmazsa benzerlikten yap. Hocam kuvvet müfredattan kaldırıldı. Kaldırılmış olmasına rağmen konu anlatımında anlattık arkadaşlar. Niye? Çünkü benzerlikten bazı sorular çok zor olabiliyor. O kuvvet de bilin. Bir iç kuvvetten bahsettik. Bir de dış kuvvetten bahsettik zaten. Bak. Şunda bir iç kuvvet var mı arkadaşlar? Var. Şu karşılıklı çarpımları birbirine eşit değil miydi? Evet. Hocam 2K ile X'in çarpımı 2K çarpı X eşittir. 2K çarpı X eşittir. Hocam şu karşılıklı çarpımları birbirine eşitti. Çünkü E noktasında kesmiş bunlar. 4 çarpı K'ya eşittir. 4 çarpı K'ya eşittir. E o zaman burada K'lar gitti. 2X 4'e eşitse X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 2 buluruz. Yani cevap denizli oldu şekilde birbirine dıştan teğet altı eş çember çizilmiş ve aralarında kalan bölge boyanmıştır. Boyalı bölgenin çevresi 8 p Arkadaşlar boyalı bölgenin çevresi bulunmuşsa buradaki yay uzunluklarından bahsediliyor. Yani bana bir açı lazım. Çemberler birbirine değiyor mu? Değiyor ve çemberler birbirine değdiği için arkadaşlar ne yapacağız? Merkezleri birleştireceğiz. Hadi birleştirelim. Hop birleştirdik. Hop birleştirdik. Tam değme noktasından geçiyor değil mi arkadaşlar? Evet. E bunların yarıçapları da birbirine eşit olduğundan Yarı çapları da R R diyecek olursak R R R R Arkadaşlar ne çıktı burada bir düzgün altıgen çıktı Düzgün altıgen olduğundan dolayı buradaki her bir açı kaçar derecedir 120 derecedir 120'lik yay uzunluğundan kaç tane var 6 tane var yani 2 pi R 120 bölü 360'dan 6 tane var ve bunun çevresi de 8 pi olarak verilmiş arkadaşlar. O zaman buradaki piler nanay mı? Nanay. Hadi bakalım. Şununla şu sadeleşince ne kaldı? 3 kaldı. Hocam bununla da bu sadeleşince 2 kaldı. 2 kere 2 4. 4 R eşittir. 8 ise R'yi buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Evet gençler R 2 oldu. Bizden alanı isteniyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Altıgenin alanından R kaç oldu? 2 oldu. Düzgün altıgenin alanı bakın bir kenarı 4 oldu. Düzgün altıgenin alanından neyi çıkartacağım? 120'lik 6 tane dilimin alanını çıkartacağım. O zaman düzgün altıgenin alanıydı. 6 tane a kare kök 3 bölü 4. Çünkü alttan eşken ölçüken üçgenden oluşuyordu. Alttan a kare kök 3 bölü 4. Eksi 120'lik dilimden kaç tane var? Yarı çapı 2 olandan. Pi r kare 120 bölü 360'dan kaç tane var arkadaşlar? 6 tane var. Bunu çıkartacağız. Şunlar şunlar gitti. 24 kök 3 yaptı. Eksi. Şununla şu sadeleşince 3 yaptı. 3 ile de bu sadeleşince 2 yaptı. 2 kere 4. 8 burası da 8 pi yaptı. Yani cevabımız 24 kök 3 eksi 8 pi yaptı arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız balık kesir oldu. ABCD bir yamuk. Bu da bir kare olarak verilmiş. Kare olduğundan dolayı şunlar nedir arkadaşlar? Bunlar birbirine eşittir. Eşitleri yazalım. 2 4 var. Hatta şurası da 90 90 değil mi? Bir kere 90'lar böyle 2 ya fazlaysa ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir alfa beta'ya dalıyorduk. Dalalım kardeşim alfa beta'ya. Alfa beta alfa beta. Aa hocam ne oldu bak burada? Şu üçgen ile şu üçgen birbirine benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler birbirine eşit olduğu için eş. Alfa'nın karşısı 4 ise alfa'nın karşısı 4'tür. Beta'nın karşısı 2 ise beta'nın karşısı 2 midir? Evet. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şu 45'in mantığını da kullanmamız lazım. Verilen her bir bilgiyi kullanacağız diyoruz çünkü. Hocam 45'in mantığını kullanmak için ne yapmalıyız? Onun mantığını kullanmadan çözemeyiz. Hocam dik yamuk var ya direkt dik çizsek. Evet dik çizseniz de olur da. Ama burada 45'in mantığını kullanamazsınız. O 45'in mantığını kullanmak için bir hamle yapmak lazım sanki. E hocam karede şu köşegeni çizersem. Yani madem kare vermiş. A köşegen burası da 45 burası da 45. Burada kaç 90 derece yaptı mı yaptı. He. Ben şunu kullanabilirim. Bu arada 2 4 2 kök 5'tir burası. Bir 2 kök 5 üçgeninden. 2 kök 5 2 kök 5 ise kök kök 2 katından dolayı e, burası da 2 kök 10 olacak mı arkadaşlar? Olacak. E şimdi ne yapacağız? E şimdi dik yamuktaki hamleyi yapalım. Dik yamuğu daha kullanmadık. Bakın dik yamukta insan ne yapar? Hop böyle bir dikdörtgen oluşturur. Şu dikdörtgeni çizdiğin zaman hocam 4 ise burası da 4 buraya 2 kaldı. E hocam 6 ise burası burası da 6'dır. E şimdi buradaki 90'ı kullanalım. Bak verilen her bir bilgiyi kullanmış oluyoruz. Bulduğumuz bilgiyi de kullanmış oluyoruz. Önemli olan şey zaten buydu. E burası dikse Dikten dik çizilmiş ne var burada? Öklit. Şuraya bir A diyecek olursak eğer hocam dikten dik çizilmiş öklit. 6'nın karesi bu çarpı tamam değil mi? Evet 6'nın karesi 2 çarpı A olduğundan 36 bölü 2'den A'yı buradan 18 buluruz. Cevap 18 değil dikkat. Neresi cevap? Arkadaşlar cevap X uzunluğu yani şuraya kadar. Yani şu kısım. 18 burası 2 burası o zaman X ne yapacaktır? 18 artı 2 yapacaktır yani cevabımız böylelikle. 20 olur arkadaşlar. Cevap böylelikle Edremit oldu.